Evet, şimdi gelelim. Döviz arttı, indi, çıktı, şu oldu, bu oldu. Fakat bir gerçek var. Aralık ayının başından itibaren sistemli bir şekilde yukarı doğru çekilen döviz piyasadaki pek çok mal ve hizmetin fiyatını da tetikledi. Yok arada, yok stokçular, yok bilmem neciler filan derken fiyatlar geldi bir noktaya. Sonra dolar küt düşürüldü. Fiyatlar orada kaldı ve kalacak da. Bakmayın, edebiyat yapıyorlar böyle bir takım oda başkanları şuna. Efendim biz çağrı yapıyoruz, indirin. Önce kendini indirmesi. O çağrıyı yapanın şunu beklerim ben. Arkadaş, benim ürettiğim şu mal, iplik üretiyorum, ipliği ucuzlattım falan dersen anlarım. Ama ucuzlatın arkadaşlar, hep bir başkasına. Öyle şey yok. Aldık, bütün şeyler %30 düşürüyoruz falan diyebiliyorsan hani haberi bir izleyelim bakalım. Düşmüş mü, düşmemiş mi? Para yok. Acık aç. Dolar düştü, çarşı pazar hala yangın yeri. Vatandaşsa yine isyan etti. Döviz kurundaki hızlı düşüşten sonra gözler sebze meyve gibi temel gıda fiyatlarına çevrildi. Bugün ekmek parasını bulsak ona şükrederiz. Kurdaki düşüş çarşıya pazara yansımayınca yurttaş yine dert yandı. İstanbul'daki bir pazara gelen vatandaşlar ürünleri biraz da olsa ucuza alabilmek için akşam saatlerini bekledi. Alışverişe gelen vatandaşlar da içini gazetecilere döktü. Dolar düştü, niye sebzeler düşmedi? Yok, hiç de etkisini görmedik. Daha çok bu hafta 500 kuruş da koymuşlar üstlerine. Bir yurttaş mevcut iktidarı eleştirdi. Bu şartlarda acaba kendileri geçinebilir mi? Biraz da artık onlar şükretsin dedi. Bu şartlarda acaba kendileri geçinebilirler mi diye düşünüyorum. Hani şu anda. Allah vicdan versin diyorum. Adam alıyor bilmem kaç para bir tane mont giyiyor, bir tane çanta alıyor, takıyor. Ama insanlara gelince ya valla diyor siz şükredin. Neden? Biraz da siz şükredin. Biraz da siz verin insanlara ya. Bazı vatandaşlar esnafa, pazarcıya hak verdi. Satan da haklı, alan da haklı. Baştakilerin düşünmesi lazım. 10 milyar, 20 milyar para alanlar değil. 3 milyarla, 2 milyarla geçinenler düşünmesi lazım. Nerede? Onun karnı tok. Bazı yurttaşlarsa mevcut iktidarın fiyatları kendilerinin yükselttiğini söyledi. Dolar yükseldi. Dolarla hiçbir alakası yok ki. Onlar kendilerinden fiyatları yükseltiyorlar sadece. Milleti mağdur ediyorlar. Ama hakkımıza helal etmiyoruz. Bunu da bilsinler. Bir emekli vatandaşsa milleti kandırmasınlar artık dedi. Ya biz hiçbir şey alamıyoruz valla. Pırasa alsak ıspanak alamıyoruz. Ispanak alsak pırasa alamıyoruz. Yani doları düşürüp de milleti kandırmanın bir anlamı yok. Aylardır geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşın tek isteği ise fiyatların normale dönmesi ve alım gücünün yükselmesi. Gerçekten ben o kadar şaşıyorum ki halkı böyle rencide etmeye kimsenin hakkı yok. Şimdi bakın zaten yani şunu söyleyeyim, o bir şeye yansımayacak zaten. Yani kimse onu beklemesin. Ne derseniz deyin, yansımaz. Yani o fiyatlar geri gelmez. Ha. Bir iki belki hani devletin sattığı mallarda, o da mümkün değil. Siz gidin bakın bakalım Tayyip Erdoğan'ın marketlerinde fiyatlar inmiş mi mesela? Önce o yapacak değil mi? Mesela Tarım Kredi, yani Tayyip Erdoğan'ın marketleri diyecek ki arkadaş biz bütün ürünlerde %30 indirdik. Gerisi palavra abiciğim, yapmayın, boş verin. Şimdi bir röportaj şeyimiz var. Evet, bir anda dolar yükseldi biliyorsunuz. Sonra düştü ama bir de altın var. Tahtakale var. Ali Borca gitti, konuştu. Bakalım neler aldı izlenim olarak, bir izleyelim. Şimdi gerçekten piyasalarda bir ateş yakıldı. Vatandaşımız da bu ateşi odun taşıyarak körükledi. Ateşi yakan da ortada değil. İşin özeti budur. Örneğin gerçekten dolarda çok sert hareketler yaşandı. Yıl sonu dolar tahminimiz 9.20 seviyeleriydi. Ancak tansiyon o kadar yükseldi ki doları 18,5 seviyeleri de hızlı şekilde gördük. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları tansiyonu düşürdü, işin özeti. Ancak bu düşüş kalıcı mıdır? Önemli olan kalıcı olmasıdır. Ama tekrar dövizde ibreyi de yukarı yönlü bekliyoruz. 10 lira seviyeleri psikolojik olarak dolarda gerçekten büyük destek seviyesidir. 10 lira seviyeleri kırılması halinde bizim için de sürpriz olur. Biz dolarda tekrar önümüzdeki ay ibreyi yukarı yönlü bekliyoruz. Örneğin Fed politikalarının da etkisi çok büyüktür dolarda.
Eğer bir faiz artışı gelirse FED'de, dolarda tekrar hızlı yükseliş kaçınılmaz. Tabii doların sert düşüşü gerçekten olumlu yönde piyasalar karşıladı. Önemli olan enflasyonu da düşürür mü? Bizim takip etmemiz gereken budur. Eğer enflasyon da düşerse o zaman sağlıklı olur. Ancak gerçekten gıda fiyatları olsun, halen hepsi çok yüksek. Eğer enflasyon düşerse de vatandaşımıza bu düşüş yarayacaktır. Aksi halde hiçbir faydası da olmayacaktır. Tabii doların sabit kalması için de, çok sert hareket olmaması için de ülke olarak üretimle dolara düşürmemiz lazım. Aslında bir nevi örtülü faiz artışı yaşandı şu anda. İşin özeti budur. Maşallah 22 ayar altında. İşler nasıl? İşler malı durgun. Dolar... Eylül döneminde okullar açıldıktan sonra zaten bir düşüş eğilimi gösterdi. Ondan sonra da daha toparlanamadık. Yani fiyatla bir alakası yok. Tabii ki bu aralar fiyat biraz düşünce biraz açığı olan insanlar gelip alışveriş yaptılar ama böyle bir canlılık, pek bir canlılık yok yani. Yani şöyle gördüm, döviz bürolarını gezdim. Alan da dertli, satan da dertli doları. Mutlaka adam almış, az önce bir müşterimiz geldi. Adam 16 liradan dolar borç almış komşusundan. Komşusu şimdi onu sıkıştırıyor. 16 liradan bozmuş, TL'ye çevirmiş. Borcunu ödemiş. Şimdi geldi 12 liraya euro almış başka bir komşusundan, onu bozmuş. Aradaki farka zarar etmiş, üzülüyor zavallı. Ama tabii ki yani bekliyorduk böyle doların düşüşünde bir canlılık olmasını ama o canlılık pek yansımadı yani. Bilmiyorum, insanlarda artık neden oldu anlayamıyorum yani. Peki altın fiyatlarını soracağım ama çeyrek ne oldu? Çeyrek 1740 liradan şu an 1070 lira. Bir gösterir misin? Tabii şöyle bir çeyrek. Birkaç gün önce 1740 liraya kadar çıktı. Şu an 1070 lira. Yarım altın da şöyle. Buyurun. O kaç gram oluyor? Bu da 3,5 gram. Ne kadar? Onun iki katı. Ne kadar? 1070, 2140 liradan geliyor şu an. 2140 lira. Evet. 3500 lirayı gördü, oradan geri geldi. Tam ne oldu şimdi? Tam altın ne oldu? Tam 4300 lira şu an. Bu da yaklaşık 7000 liraya yaklaştı. 7000 liradan geri döndü. 7000 lira tam altın. O kaç gram oluyordu? Bu 7 gram. 7 gramı 7000 lira. Evet. Tabii. Bunlara ne diyorlar şimdi? Kadınlar... Bunlar bilezik. Şunlar kilitli Erzurum bilezikleri. Bakın. Evet. Şöyle. Bunlar düz bilezikler. Yani insanlar da bu ara neler olduğunu anlayamadı. Yani neden bu kadar çok çıktığını anlayamadık. Yani düşmesi normaldi çünkü eski fiyatlara yaklaşmıştı. Normal ama neden bu kadar yükseldiğini kimse anlayamadı. Vatandaş böyle bakıyor. Bakalım daha bu daha çok su kaldıracak. Yani önümüzdeki 10-15 günde yılbaşından sonra bir görünür ne olacağı. Ama olay Şubat'ta. Bakın. Ya Ocak ayı bu zamlar gitti geldi işte dolar 9 lira 9,5 lira 10 lira 11 lira filan işte böyle olacak. Biz...